Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Türkiye birkaç gün önce Konya'daki bir hayvan barınağında yaşanan görüntülerle sarsıldı. Hayvan rehabilitasyon merkezindeki bir görevli bir köpeğin kafasına kürekle vurarak onu katletti. Sonrasında ise tepkiler çığ gibi büyüdü ve sosyal medyada da bir sürü kampanya başlatıldı ve İstanbul'da da bir eylem gerçekleştirildi. Bizler de Cumhuriyet TV ekibi olarak İstanbul'da yaşayan yurttaşlara Türkiye'de hayvana yönelik şiddetin neden bir türlü sonlanmadığını soracağız. Neden bitmiyor biliyor musun abla? Çünkü hayvana şiddet uygulananlar zaten hayvandır. Onlar insan olmadığı için yani şiddet de bitmez. Ama o zaman hayvanı da küçümsemiş olmuyor musunuz? Biz insanlar mesela bu 4 kişi hayvanları çok seviyoruz. Niye? Dilsizler çünkü. Allah'ın dilsiz kulları onlardır. Allah diyor ki benim dilsiz kullarıma merhamet eden ben de ona merhamet ederim. Başka sorunuz? Neden insanlar bilinçlenmiyor bu konuda? Vallahi abla bilmiyorum. Geri kalıyorlar, cahil kalıyorlar. Mesela köyde yaşayan insanla metropolde yaşayan insan bir değil ki. Mesela metropolde yaşayan insan, doğuda yaşayan insan gene bir değil. Komşuluk yok, burada hiçbir şey yok ama bizim orada komşuluk var, insanlık var. Şiddet bitmez abla, bitmez. Ne kadına ne hayvana bitmez. Türkiye'de hayvana ve yeşilliğe saygı yok ki. Genel olarak mı saygı? Düşmanı olan hayvan düşmanı da olur. Genel olarak Türkiye'de hemen yarısı bir zihniyet sahibidir. Peki düzelir mi sizce bir gün? Valla bu düzen olduktan sonra düzelemez. Onu sen geç. Bu düzen olduğu müddetçe o düzelemez. Biz insanlığımızı yitirdik. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bakın ben daha dün dağdan bir hayvan indirdim barınağa. Hayvanın durumu işler acısı. Ölüme terk ediyorlar. Hayvanı belli bir dönem oyuncak gibi alıp seviyorlar. Daha sonra bir eşya gibi ne bileyim bir meta gibi çöle atıyorlar. Öyle yerlere bırakıyorlar ki açsız ölmek için terk ediyorlar. Yazık günah biz kişiliğimizi kaybettik, merhametimizi kaybettik. Bir insanda merhamet biterse her şey biter. Dolayısıyla Allah bizi gazabından korusun. Biz onlara ettiğimiz zulme biz de reva bir gün yüzleşeceğiz mutlaka. Öyle düşünüyorum ben. Neden? Çünkü insanlar kalmamış. O kadar diyorum. Biraz ağır olmasa da sanki Türkiye'nin yarısı zaten aynı onları, onlar daha onlardan daha iyidir. Yarısının hayvanında farkı yok ki. Neden öyle dediniz? Bak Yüce Rabbim demiş ki hayvanlar benim dilsiz kullarımdır. Konuşamazlar. Bir insan onu göz önüne alarak hayvana şiddet yapar mı? Niye zarar veriyorlar sürekli? Bilinçsiz oldukları için. Aslında eğitim mi eksik sizce? Ya bilinçsiz oldukları için. Ama bunun hesabı bize sorulacak. Yüce Rabbim demiş ki kıyamet günü benim dilsiz hayvanlarım konuşacak. Hesap günü onlar konuşacak, biz susacağız. Onun için hayvana duyarlı olmamız lazım. İmansızlıktan. İman eksikliği mi var? Tabii. Ne yapmamız lazım? Ne yapacaksın? Allah yapsın. Başka ne yapacaksın ki? Biter mi bir gün? Allah etsin. Başka bir şey söylemeriz. Peki biter mi bir gün bu şiddet? Biter, biter. Nasıl biter? Allah bitirir. Başka kimse bitiremez. İnsanların da bilinçli olması lazım ama değil mi? Ya bilinçli lazım olması. Sizce Türkiye'de hayvana yönelik şiddet neden bir türlü bitmiyor? Türkiye'de hiçbir şey bitmez. Cahillikten dolayı. İnsanın hayvan haklarına, bırak hayvan hakları, insan haklarına dahi saygısı olmadığı için. Eğitim olması lazım. Bilinçsiz mi davranıyor insanlar? Kesinlikle. Peki ne yapmalı mesela hükümet? Eğitim, eğitim şart. Bütün canlılara karşı saygılı, duyarlı olması gerek herkesin. Konya'daki görüntüleri gördünüz mü? Gördük, çok üzüldük. Çok kötü, çok. Evet. Bir kontrol mekanizması da olması gerektiğini düşünüyor musunuz? En azından devletin himayesinde olması gereken çalışmaların yapılması lazım.